Özel sektörde Covid-19 düzeni genişledi. İşte yeni önlemler. Bakım ve huzur evlerindeki yaşlılara ziyaretler iptal edildi. Kamu ve özel sektörde toplu etkinlikler ertelendi. ATM'ler, yani para çektiğimiz o makineler, asansör tuşları, kapı kolları düzenli dezenfekte edilecek. Ortak kullanım alanlarında dezenfektan bulundurulacak. Ortak kullanım alanlarında ben hiç görmedim, bilmiyorum. Rejideki arkadaşlarım gördüyse söylesinler. Mesela bir AVM'de spor salonuna gittim. Orada spor salonun içinde vardı ama AVM'de yoktu. Sediyor. Umre'den dönenler karantinaya aldı haberini de görüyorum. Bunların hepsini sizlere ayrıntılı bir şekilde aktarıyoruz zaten. Bakalım başka gazetelere. Cumhuriyet gazetesini inceleyelim. Bilimden kaçmayın diyor Cumhuriyet gazetesi. Manşetten taşıyor haberi. Ülkemizde 12 kişide daha koronavirüs görüldüğünü söyledi. Vaka sayısı 18'e çıktı. Biz de TV Haber ekibi olarak sizleri an be an bilgilendirmek adına hemen üstte gördüğünüz bu banttan aktarıyoruz ölü sayılarını dünya genelinde. Şimdi gazetelere bir virgül koyalım ve diğer haberlerimize geçelim efendim. Moskova mütabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda Türk-Rus askerleriyle ortak devriyesini gerçekleştirdi. 7.56 yaptık saatleri. 2 saat neredeyse geride kaldı artık. 9.30'a kadar devam edelim. Yaşlı yurttaşlar kendilerini evde karantinaya alabilir. Karantina sadece evden dışarı çıkmayı sık sık havalandırın. Odanıza girmesi gereken herkesin maske ve eldiven takması gerektiğini... Şimdi haberlerimize geçelim, diğer haberlerimize. 1440'ın üstünde insanın hayatını kaybettiği İtalya'da milyonlarca insan karantina altında. Bu durum insanların gıda ürünlerini stoklamasına da sebep oluyor.